Eyvallah, eyvallah. Bir el atsana. Ha gayri. Yardım et, yardım et. Gel otur şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun hemşerim. Kaza hatırası. He ya. İngiliz askeri iki mermi sapladı kaval kemiğime. Doktorlar da sana iki bacak fazladır diyerek bir bacağımı kesip kraliçeye götürdüler. Buna da şükür evladım. Allah'tan kangrene çevirmeden kesmişler bacağını. Buna da şükür. Bizim mülazım efendi olmasaydı ne bacak kalırdı ne can. Taciz atışı yapacaksınız, tamam mı? Sizler de arka kapıya ulaşmaya çalışın. Ateş! Ama bir kişiyi görememişiz. Ne demek görememişiz? Bunun bir savaş olduğunu unutuyorsunuz kumandanım. Demek unutuyorum ha? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey. Kumandanım ne oldu? Bomba! Kaçın! Çırpıda geri verdik. Hadi kalın sağlıcakla. Gördünüz mü keferinin yediği haltı? Sağ bacağı kırıverince en ufak bir harekette boş küp gibi devriliyor sağa sola. Sonra ne oldu? Sonra ne olacak bey baba? Kaval kemiğimi parçalamış keferinin mermileri.
Bayılmışım. Hadi Allah'a emanet olun. Paşam, tuz ekmek olalım. Olalım baba, olalım. Buyurun. Mısır'ı bilmem ama Zahar Sultan'ı gayet de meşhurmuş. Cehaletime var. Böyle insan nereden bilsin? Az önce giden delikanlı İngilizlere esir düşmüş. Duymuşsundur anlattıklarım. Sen de anlatmak istersen dinlerim paşam. Bu yol susarak bitmez paşam. İzmir'in havakları dökülür yaprakları, bize derler çakıcı, yar fidan boylu, yakarız konakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı, bize de derler çakıcı, yarı plan. Yakarız konakları, bize de derler çakıcı, yar fidan boylu. Yakarız konakları, yakarız konakları. Misafiriniz var efendim. Misafirim mi? Münazım Mehmet Said Efendi derseniz tanır bilir dedi kendi. Nasıl tanımam? Nasıl bilmem? İçeri buyur et hemen. Çabuk ol, bekletme Mehmet Said'i. Vay be Mehmet Said. Kaç yıl oldu? Thank you.
Kiralayım sizi bekliyor. Buyurun. Mehmet Said. Vefakar kardeşim benim. Kiralayım. Sizi dünya gözüyle görmek ne güzel. Bu saç sakalla karşıma çıksaydın tanıyamazdım vallahi. Aylardır yollardayım. Kuveysne'den Gazze'ye, Gazze'den Cebelilvan'a, oradan Halep üzerinden Dersaadet'e. Bir ayı geçti zahir. 2 ay oldu neredeyse. Bu kadar çileye katlanıp Dersaadet'e geldiğine göre mühim bir mesele var demektir. Mühim midir değil midir pek bilemiyorum. Harbiye Nezaretinden vazife talep etmeye geldim. Harbiye Nezaretinden vazife talep edeceksin. Mehmet Said, seni tanımasam ya dünyadan bir haber bu adam ya da benimle eğleniyor diyeceğim ama... Estağfurullah Miralay'ım. Gayet ciddi ve samimiyim maruzatımda. Senin ciddi olduğun kat'i de Harbiye Nezaretinin harple nezaretle pek alakası kalmadı Mehmet Said. Sadece adı var. Ha, bir de neye nezaret ettiğini bilmeyen Nazlı. Beni mazur görün. Anlayamadım efendim. Anladın. Beni benden daha iyi anladın Mehmet Said. Sevdiğine ölümü yakıştırmak istemiyorsun. Demem o ki Said. Osmanlı yok artık. Keçeci Fuat Paşa merhumunun dediği gibi... İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı hariçten... Enver'i, Talat'ı, Cemal'i... İttihatçısı, itilafçısı içeriden... El birliğiyle yıktık imparatorluğu. Kendi ellerimize böldük, parçaladık, eski uşaklarımızın önüne attık. Şimdi sen kalkmış, evine evladına uğramadan Dersaadet'e gelmiş, Harbiye Nezaretinden vazife talep ediyorsun. Ordusu dağılmış, topuna tüfeğine el koyulmuş, toprakları işgal olunmuş bu devlet seni nereye, hangi vazifeye tayin edecek? Olsa olsa metruk bir askerlik şubesine tayin ederler. Dersaadet, Dersaadet değil artık. Dersaadet, der felaket. Peki çare nedir? Ne tavsiye edersiniz? Çare son nefesimize kadar mücadele etmektir. Çare ecdadın asırlardır ihmal ettiği Anadolu'da Osmanlı'nın küllerinden yeniden doğmak. Bak Sarı Paşa'ya, Mustafa Kemal'i bilirsin. O en doğrusunu yaptı. Erkan-ı Harbi'ni toplayıp geçti Anadolu'ya. Sana tavsiyem aynını yapmandır. Ayın taba dön Said, ayın taba. Tamam hazır efendim. Sıkma canını mülazım efendi. Biz Trablusgarp badiresini atlattık. Bulgar belasını saldık. Çanakkale'de 7 düvele dur dedik. Buna mı boyun eğeceğiz? Eğmeyiz evvelallah. Bunları yan tarafa. Evrak tamam değilmiş. Deme. Biliyorsun ordu terhis edildi. Silahlarımızı, toplarımızı aldılar elimizden. Anlayacağın vazife çok zor. Ya burada İstanbul'da bir polisiye görev verebiliriz sana. Yahut dur bakalım. Bunlar da eksilmiş. Ben de bilmiyorum hangisi eksik. İşte Münhar Askerlik Şubeleri. Ha, askerlik şubesi dediysem bir şey yapacağından değil. Silahların toplanması, evrakın dağıtılması. Ha, bunlar olmaz. Ha, Nizip'le Bilecik Askerlik Şubeleri Münhar. Muvafık mıdır? Muvafıktır kumandanım. O halde Nizip'te başla. Al bu evrakı eline. Yazısını yazsınlar. Aşağıdan da mazbatanı al. Sağ olun kumandanım. Yalnız göreve başlamadan ailemi görsem olur mu? Olur. Olur tabii. Sağ ol. 50 kere söyledim. 50 kere ama dinlemedim. Dinle tabii. Piş piş. Thank you.
Çanakkale yadigarı. İngiliz ordusundan esir aldığımız bir Anzak subay serbest bıraktığımız gün vermişti. Gördüğü hüsnü muamelenin hatırası diye. Tak kemerle. Senindir artık. Lakin Miralay'ım bu... Tak kemerine Sait. Şube başkanlarına da lazım edebilir. Hem belki fikrini değiştirir, Nizip Askerlik Şubesi yerine cepheye gidersin. Şunu bil ki bununla akıtacağın düşman kanı kolumun acısını azaltacaktır. Sağ olun Miralay. Sağ olun. Sağ ol. Kullu. Kullu Allahu ehad. Kullu Allahu ehad. Allah üstemek. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehu kufven ehad. Aferin. Hani babama anlatacaktın? Sonra yavrum. Ne zaman babamı sorsam hep böyle yapıyorsun. Sonra diyorsun. Ama anlatmıyorsun. Kapı çalınsa, babam gelse ne yaparım ben? Hatırlamıyorum ki yüzünü. Hadi anlat ana. Gözleri ne renkti? Bari onu söyle. Mavi gözleri vardı. Allebenin suyu gibi. Sakalları vardı. Yüzüne anlam katan sakalları. Cesur. Hiçbir şeyden korkmazdı. Bir o kadar da merhametliydi. Senin baban adam gibi adamdı. Neden böyle ağlarsın? Gidip de gelmeyen erine midir bu gözyaşları? Yoksa haber alamadığın evladına mı yanarsın bu? Nedir seni böyle yakıp kavuran? He? Belli ki buraların yabancısısın. Belli, belli. Erimi seneler önce Trablusgarp'a gönderdim. Ellerini kınalayarak gitti, lakin dönmedi. Er dediğin nedir ki? El oğlu. İstemediğin kadar er bulursun bu memlekette dedim kendi kendime. Allah devlete millete zeval vermesin yeter ki. Tek damla yaş dökmedim şehidimin arkasından. Arkasından büyük kuzumun. Hasan'ın şehadet haberi geldi Balkan'dan. Ana yüreği. Dayanamadım ağladım. Bir gün dediler ki 72 düver Çanakkale'ye dayanmış. Payitahtımıza gireceklermiş kirli ayaklarıyla. Hüseyin'imi uğurladım. Kendi değil ama künyesi geldi. Kumandanı size harp etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum deyince ilk o almış yerini şehitlerin arasında. Şimdi duydum ki İngiliz gavur girmiş aynı tabağa.
Duydum ki Fransız keferesi gele yazmış. Küçük kuzumun. Halim'in ellerini kınaladım dün gece. Sıra sende dedim. Bir evden 4 kurban çok olur ama. Mesele vatan. Mesele millet. Mesele devlet olunca 4 değil. 400 evlat derde feda olsun bu vatana. Belli. Belli. Yabancısın sen buralarda. Er dediğin nedir ki efendi? Biri giderse bir başkası gelir yerine. Evlat dediğin can parçası. Biri giderse birini daha getiririm dünyaya. Lakin can giderse, devlet giderse, memleket giderse yapamam. Onların yerine yenisini getiremem. Gücüm yetmez. Kaldıramam bu zilleti, ölürüm. Belli ki buralara yabansın sen efendi. Belli, belli. Kim bu adam? Neyin var? Niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Evet efendim. Ne kadar da büyümüş. Benim adım da Mehmet Sait. Babanım senin. Baba. Oğlum, yavrum, yavrum. Babacığım. Aslanım,
Oğlum. Canım. Koçum. 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 Biz haftada birkaç gün buluşuyoruz arkadaşlar. Gel otur. Ama bizimki sapanla talim. Göstereyim mi? Oğlum gel yemeğini ye. İyi tamam. Fransızlar için hazırlık yapıyoruz. Kamil var, Nakip Ali abim var, Ökkeş abim var, Nahsen var. Ökkeş abim Nişanya'nın kızıyla evlenmiş. Hmm. Düğün günü vurdular Roza'yı. Hem de kim biliyor musun? Ermeniler, kendi akrabaları, Nizip'ten civar köylerden silah getiriyoruz. Bazen beni de yanlarına alıyorlar. Konuk oğlu var ya, onun atölyesinde saklıyoruz. Hazırlık yani. Belki bir gün biz de savaşa katılacakmışız. Üst mahallede Ermeni bir çocuk vardı. Hı? Dedi ki bir gün Antep artık bizim. Kafam attı. Kimi kimi memleketinden kovuyorsun dedim. Kafayı alnının ortasına indirdim. O gün bugündür beni görünce sokak değiştiriyor. Seni seni kaşınıyorsun değil mi? Ben senin canını okumaz mıyım ha? Kerata. Nihayet. Çok görme oğluma. 6 senenin hasreti 6 saatte gider mi hiç? Ya benim hasretliğim? Haklısın Zeynep Sultan. Seni çok beklettim. Ama artık buradayım. Birlikte gideceğiz Nizip'e. Tatlı dillim, güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hoş geldin evladım, sefa getirdin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, halin nicedir? Şükürler olsun canımız sağ hocam. Osmanlı ülkesinde canın sağ oldu mu senden iyisi yok demektir. Hadi bakalım bir yol kahveye çıkalım da bir kahve içelim. Çay verin bakalım bize. Hemen hocam. Demek Sina'da esirdin. Beni de Galicia'da esir tuttular. Demek ki aranızda esaret görmeyen benim. Gerçi Kafkas cephesinde az kaldı kelleyi veriyorduk ya, neyse. Kelle vermek esaretten iyidir Ali Nadi. Aa tabip, gel. Gel otur, bak kim gelmiş. Hoş gelmişsin dostum. Hoş bulduk Nişanyan amca. Başınız sağ olsun. Duydum, çok müteessir oldum. Dostlar sağ olsun. İç
İçim sızlıyor evladım. İhanet sızlatıyor kalbimi. Sen ne kadar daha buradasın? İşleri toparlayıp bir an önce döneceğim. Görev bizi bekler. İyi de sen Nizip'e olmayan askerlerin komutanı olarak gideceksin. Ama burada durumlar fena. Fransızların hali hal değil. Direnmek lazım Şahin Bey. Fransızlar yanlarına Ermenileri de aldılar. Çok kan akacak şehir. Direnmek lazım ama neyle? İşte siz de diyorsunuz. Şehirde işe yarar adam yokmuş. Silah yokmuş. Topsuz, tüfeksiz, adamsız, atsız. Nasıl savunulacak Antep? Ağam, sen değil miydin bize savaş askerle değil, imanla kazanılır diyen? Bendim elbet. Ama bu sefer durum farklı. Bu sefer şehir savunması diyorsunuz. Çoluk çocuk telef olur. Sen kim direnmesin, dokunmayacaklar çocuklara. Gene öldürecekler bu gözü dönmüşler. Rosam'ı nasıl öldürdüler anlattım sana hocam. Yine de dediğiniz bana pek mantıklı gelmiyor. Boşuna dil dökmeyin ağalar. Bunun gözü korkmuş düşmandan. Millet savaşa savaşa cesurlaşır, bu savaştıkça sinmiş. Ne baktın? Kızdın mı yoksa? Topla, tüfekle, askerle yapılacak savunmayı dedem de yapar, ben de yaparım. Asıl iş bir şey yokken direnmek. Sen ne biçim askersin ha? Demem o ki Said, Osmanlı yok artık. Keçeci Fuat Paşa merhumunun dediği gibi İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı hariçten Enver'i, Cemal'i, Talat'ı, İttihatçısı ve İtilafçısı içeriden elbirliğiyle yıktık ihtiyar imparatorluğu. Kendi ellerimizle böldük, parçaladık. Eski uşaklarımızın önünü attık. Şimdi duydum ki İngiliz gavuru girmiş Ayutaba. Duydum ki Fransız keferesi gele yazmış. Küçük kuzumu, Ali'min ellerini kınaladım dün gece. Sıra sende dedim. Bir evden dört kurban çok olur ama. Mesele vatan, mesele millet, mesele devlet olunca dört değil, 400 evlat da erde feda olsun bu vatana. Dur sana havlu getireyim. Şehre geldiğinde hazırlıklı olmazsak halimiz harap. Zaten Ermenilerin köylerde yaptıklarına bakarsak olacaklar belli arkadaşlar. Selamın aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Şehir savunması yapacağız. Tıpkı Hendek'teki gibi. Adım adım, santim santim karşı koyacağız Fransız'a. Şu andan tezi yok, mahalle birlikleri kuracağız. Eli silah tutan, kolu taş atacak, sapan kullanabilecek kadar sağlam olan herkes, genç, yaşlı, çocuk demeden bunları birliklerde bir araya getireceğiz. İyi söylersin. Doğru söylersin de Sait ağam. Elde ne silah var ne de mermi. Kimde ne var ne yok. İngiliz keferesi bir bir topladı. Bu durumda biz de kıyıda köşede kalanları toplayacağız. Henüz köylere ulaşamamıştır İngiliz. Yarın erkenden, hatta buradan çıkar çıkmaz dağılacağız köylere. Ne bulursak, ne bulursak toplayacağız. Bu arada
Arkadaşlar, benim asıl görevim Fransız müfrezesi şehir sınırına gelince direnmek. Şehir merkezine sokmayız Fransızı. Hele kilis yolunu bir de kontrol altına alabilirsek yardım da gelmez böylece. Bir de karargah lazım arkadaşlar. Bristol'un konağı var. Epeydir boş. Orası münasip mi? Güzel. Münasip. Arkadaşlar, bir dahaki toplantımızda elimizde ne var ne yoksa hepsinin icmalini istiyorum. Ha? Bir de kara yılana haber salın. Adamlarını toplasın. Biz seni kuzu sanırken sen yine şahin olduğunu gösterdin Mehmet Said. Hadi Allah utandırmaya. Allah utandırmasın. Korkuttun beni. Yok bir şey. Hadi sen uyumana bak. Canını sık anne. Hadi ne olur söyle bana. Memleketin ahvalinden başka ne sıkabilir ki canımı? Memleketin ahvali senelerdir böyle bey. Gözümüzü açtık. Harp, kıtlık, kıyam, kıyamet. Bu gidişle gözümüzü kapattığımızda da aynı minval üzere olacağız. Doğru söylersin de eskiden bizi yakan ateş uzağımızdaydı biraz. Balkandaydı. Mısır'da, Yemen'deydi. Ama şimdi kucağımızda, tepemizde, ense kökümüzde. Bu şartlarda Nizip'e gidemeyeceğiz Zeynep Sultan. Şu İngiliz bayrağının yerinde bayrağımız dalgalanmadıkça hiçbir yere gidemeyiz. Diyeceksin ki kara yılana beklemesin. Gönüllü toplayıp dağa çıksın. Kilis üstü, kara dürük tutabildiği her yeri tutsun. Bol cephane toplasın. Vakti zamanı gelince ona şehre gel diyeceğiz. O zaman da atlasın gelsin. Anlaşıldı mı? Hı hı. Bir de Şahin Bey'im seni çok özlemiş dedi de. Anlaşıldı beyim. Selamünaleyküm. Gönüllü olmaya geldik beyim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Silahınız var mı? Bende mavzer var. Mavzer? Benim yok beyim. Olsun. Uyduracağız bir şeyler. Allah mübarek etsin. Sağ ol beyim. Beyim, kilis yolunu gözetleyen adamlar döndü. Fransızlar yürüyüşe geçmişler. Hazırlıkları hızlandırmak lazım Ahmet Muhtar. Şehrin Ceremun'daki aileleri bu tarafa alıyoruz değil mi? Alıyoruz beyim. Cephane sayımı yapıldı mı? Yapıldı. Ama çok iç açıcı değil beyim. Ama iyi haber. 40 fıçı barut bulduk askerlik şubesinin bodrumunda. O zaman çarşıda demirci, mermi yapacak kim varsa topla. Fırla. Allah'ım. Sen yardım et bize. Senin dinin için, bu vatan için vuruşacağız. Bizi zayıf düşürüp zebil etme ya Rabbi. Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu? Neyin var oğlum? Ne oldu sana? Efendi koş yetiş çabuk. Gel. Oğlum nefes al. Yavrum nefes al ne olur. Yavrum ne olur nefes al. Yavrum. Ana. Ana Kamile. Ne oldu yavrum Kamile? Ana. Söyle çocuğum. Ne oldu söyle. Ne oldu Kamile? Yavur. Ne oldu askerleri? Ne yaptılar? Ne yaptılar söyle. Ne oldu oğlum? Nedir telaş? Bir şeylerden korkmuş. Su getirsin. Şimdi ne olduğunu tane tane anla. Hadi, hadi. İç yavrum. Hadi. Sakin ol çocuğum. Hadi. Hadi. Arkadaşım Kamil vardı ne ya. Ne oldu Kamil? Evet. Ne oldu? Fransız askerleri. Ne yaptı Fransız askerleri?
Ne yaptılar? Anasının pecesini açmak istemiş. Evet. Kamil mani olmuş. Evet. Karşı koymuş. Karşı mı koymuş? İyi. Gavur ineği de süngüyle öldürmüş. Süngüyle mi öldürmüş? Anne. İlk şeyi dinlerdi bugün. Kamil yavrum benim. Şehit oldu yavrum benim. Ana görmeliydi. Hatice ablanın kucağında. Öylesine yatıyordu kanlar içinde. Yavrum benim. Yavrum benim. Şehit oldu yavrum benim. Kanımın son damlasına kadar vuruşmaya... Dökülen her damla kanın için bir Fransız öldürmeden... Kolejtepe'de dalgalanan Fransız bayrağının yerinde al sancağımız dalgalanmadan... Minarelerimizde günde 5 vakit ezan okunmadan... Kamil'in kanı üzerine yemin ederiz ki... Kamil'in kanı üzerine yemin ederiz ki... Bize durmak... Bize dinlenmek... Bize uyumak... Bize yemek içmek... Rahat yatağımızda ölmek haram olsun. Rahat yatağımızda ölmek haram olsun. Kaç hadi. Biz evlerden ateş açıyoruz. Onlar da dışarıdan top atışıyla karşılık veriyorlar. İşte bu güzel haber. Demek ki şimdilik şehre girmeyecekler. Onlar da korkuyor Ahmet Muhtar. Muhtemelen destek bekliyorlar. Öyleyse biz önce davranalım. Ha? Küsur senedir bilafasıla harp eden bir milletten ne bekliyorsun? Olmayan silahını kuşanıp gönüllü yazılmasın. Şu üstüne toprak attığımız garip Mehmet henüz 30'una basmamıştı. Neden can verdi biliyor musunuz? Sıtmadan. Bildiğimiz sıtma. Sıtmadan veya vebadan. Bugün bir Mehmet ölür, analar yarın öbür gün hür olduğu sürece 1000 Mehmet doğurur. Lakin vatan elden giderse yeni bir toprağa vatan yapmak için nice 100.000 Mehmet'in kanıyla sulanması gerekir. Biliyor musun hocam? Ümit ettiğiniz alakayı bulamadıysanız, hazır tayininiz yapılmışken bir an önce Nizip'e gidip Fransız birliğini orada bekleyebilirsiniz Sait Bey. 6 senedir cepheden cepheye koşuyorum. Yemen dediler gittim. Sina'ya gönderdiler koştum. Esir düştüm. Aç kaldım, susuz kaldım. Ama bir an dahi haktan da, halktan da ümidimi kesmedim.
Selamun aleyküm. Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İngilizlerden sonra Fransızlar da girdiler ülkemize. Şimdi hepimizin hep birlikte bir şeyler yapma zamanı. Savaşmamız gerek arkadaşlar. Yurdumuzu... Önce İngilizler pis ayaklarıyla çiğnediler memleketimizin harimi ismetini. Şimdi de Fransızlar. 3 gün evvel, evet tam 3 gün evvel 3 sefil Fransız neferi Hatice bacımızın peçesini açmaya yeltendi. Yanında küçük şehidimiz oğlu Kamil vardı. Açtırmam anamın peçesini dedi. Fransızların kirli ellerini sürdürmedi anasının peçesine. Göğsünü anasının iffetine, şerefine, mahremine, izzetine siper etti. Fransız süngüsüyle şehit olmayı göze aldı yiğitçe. Kamil'in arkadaşları 14-15 yaşında saviler, ana kuzusu delikanlılar, şimdi taşla, sapanla, sopayla dar ediyor Antep sokaklarını Fransız gavuruna. Bu çocuklar asker değil. Pek çoğu bugüne kadar eline silah bile almadı. Tarlaları, tapanları, saray emsal konakları da yok. Bu çocuklar malı, mülkü, serveti, namı da bilmezler. Ama vatan elden giderse gidecek bir şey kalmadığını da iyi bilirler. Analar, bacılar, dün Hatice Hanım'ın karşısına çıkan Fransız, yarın öbür gün sizin, kızlarınızın, kadınlarınızın haremine el uzatabilir. Vakit varken toplanalım. Bir ve birlik olalım. Bu sözlerim yaşlısı, genci, kadını, erkeğiyle hepinizedir. Analar, bacılar, aslanın erkeği dişisi olmaz. Sizlerin de yapabileceği şeyler vardır. Evinizde oturup yol beklemekle felah bulunmaz. Şunu bilin ki vatan elden giderse gidecek başka bir şeyiniz kalmamış demektir. Adını bağışla kumandan bey oğlum. Arkadaşlarım ve askerlerim bana Şahin der. Adın gibi şahansın maşallah. Çok güzel konuşursun, hoş söylersin. Ama ve lakin köylünün hali nedir, ahvali nicedir bilmezsin. Belli ki asker istersin harp etmeye. Bir bak kumandan bey oğlum, bunlardan hangisi harp edecek durumda? Yarısı bir ayağı çukurda yaşlılar, bir yarısı yol erken bilmez cahil çocuklar. Silah dersen yok, adam dersen yok. Ama illaki sizi önüme katıp cepheye götüreceğim dersen sırtına yük almış olursun. Aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun kumandan bey. Şöyle baş köşeye buyurun. Sağ ol ki ya. Oturacak vaktimiz yok. Hazır bütün köyü bir arada bulmuşken
Memleketin ahvaline dair birkaç laf etmek istedim. Buyurun kumandan bey. Efendiler, siz burada evlatlarınızı evlendirirken Ermeni çeteleri köy basıp ev yağmalıyor. Siz burada davul zurna çaldırıp halay çekerken 6000 Fransız askeri Kilis'ten Antep'e doğru yürüyor. Siz burada bu güzel kızınızın namusunu, iffetini, izzetini, canını ve malını bu yiğit evladınıza emanet ederken Fransız çapulcular yol kesip kadınlarımızın çarşaflarına, peçelerine, iffetlerine ve izzetlerine el uzatıyor. Bunlara dur demezsek, Antep'e girmelerine mani olmazsak emin olun ki aynı felaket yarın bu gelin kızımızın başına da gelebilir. Ben Kilis yolu Kuvayi Milliye Kumandanı Şahin Bey. Etrafımda toplanan 150 küsur gönüllü milisle yarın Kızılburun'da olacağım. Ve son nefesimi verene, son kurşunumu atana, son neferim ölene kadar vuruşacağım. Efendiler, namus günü dedikleri gün bugündür. Gelin bize katılın. Gelin asıl büyüklüğünü Fransız ordusunu Mercidabık Ovası'nda helak ettikten sonra yapalım. Evet hocam, havadis sende. Havadisin iki kötü. Ermeni çeteleri büyük Arapları basmışlar. Tek kişiyi sağ bırakmamasına katletmişler. Deme hocam. Öyle. 200 aşkın ölü var dediler. Bence intikamlarını civar köylerden alacaklar. Vay kansızlar. İyi havadis nedir hocam? Araplar baskınını duyunca Karayılan Karabıyıklı da Fransızları tuzağa düşürmüş. Fransızlar ne olduğunu anlamadan basmışlar bombayı. Güzel. Gene göstermiş karayılanlığını. Bakın buraya. Hemen karayılana haberci çıkarın. Biraz daha devam etsin. Devam etsin cephane toplamaya. Bizden haber beklesin. Emredersiniz beyim. Vaziyetimiz nedir Ali Nadi? 83 silahlı, yekün 127 kişi toplayabildik. Aralarında birkaç yaşlı ve eli tetiğe değmemiş çocuklar da var. Küçük bir aşiretten koca bir imparatorluk çıkartan milletin haline bak. Bu hangi büyük günahımızın cezasıdır Ali Nadi? Nasıl bir günah işledik de Cenab-ı Allah bizi böyle zelil, böyle rezil etti küfrün küffarın karşısında? Pekmez şerbeti. Gecenin ayazında içinizi ısıtır ağam. Kim bu çocuk? Hamur kesen köyünden gönüllü. Adını bilmiyor kimse. Köse diyorlar. Ne kösesin hadi. Çocuk mu çocuk? Kamil de çocuktu kumandanım. Alçaklar! Allah'ımı suzlar! Bırakın! Bırak!
Yaz Ali Nadi. Kilis Antep yolu Fransızlardan başka herkes için açıktır. Benim mesuliyetim altında herkes geçebilir. Bu ilanı hemen bu gece Antep'e ulaştır. Eli kalem tutan Hüsnü Hat erbapları bir araya gelip çoğaltsınlar. Sabah erkenden de bütün köylere, mahallelere, kaza ve nahiyelere duyursunlar. Kilis Antep yolu Fransızlara kapalı. Ne yazmış? Yerelmesi açıktır. Kilis Antep yolu Fransızlara kapalıdır. Aa, anne bak. Tarlayı tapanı, çifti çubuğu, koyunu kuzuyu, ocağı cerceyi düşünecek zaman değildir. Bugün benim dediğiniz evleriniz, tarlalarınız, bağlarınız, bahçeleriniz yarın başkalarının işgaline uğrayabilir. Dün şehit Kamil'in validesinin başına gelenler Allah korusun yarın sizin bacılarınızın, kadınlarınızın başına da gelebilir. Fransızlar, daha fazla küstahlaşmadan toparlanın. Bugün vakit var. Ama yarın çok geç olabilir. Ya bugünden tezi yok silahlanıp, istilacılara karşı koyup, vatanı müdafaa edeceksiniz veya kulluğa, köleliğe, her türlü zillete boyun eğeceksiniz. Tercih sizindir efendiler. Velhasıl mermiye çok sıkıştık. Biz de Karayılan kardeşimizi çağırdık. Malum bir süredir çetecilik ederek cephane topluyor. Kilis yolu kontrolümüz altında. Lakin 3 müfrezeyle gelesi varmış Fransızın. Hoş, Allah'ın izniyle 3 değil 33 olsa ölümden başka köy yok ya. Gene de şehirde kim ne yapabiliyorsa yapsın. Kurşun, silah, bıçak, süngü. Hay hay evlat. Yalnız bir diyeceğim var. Ermeniler malum köylerimizi basıyorlar. Bunun tedbiri ne? Bunun tedbiri yok maalesef ağa. Yani köylüler kendileri tetikte duracak. Ben 200 kişilik çeteyle hem yolu tutup hem de köylere göz kulak olamam. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Siz ikiniz, gece konuştuğumuz gibi atlarınızı atlayıp Antep yolunu tutacaksınız hemen. Biz de yaklaşmalarını bekleyeceğiz. Ama Şahin Bey. İtiraz yok. Anlaşıldı mı? Şimdi hakkınızı helal edin ve gidin. Helal olsun. Ölmez sağ kalırsak yarın Elmalı'da görüşürüz. Allah'a emanet ol Şahin Bey. Yolunuz açık olsun. Thank you.
Benden işaret almadan kimse ateş etmeyecek. Düşmanın iyice yaklaşmasını, menzilimize girmesini bekleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dikkatli olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır, nereye böyle? Kertil'e. Hop, tüfek seslerini duymuyor musun yiğidim? Ne işin var Kertil'de? Şahin Bey'e ekmek su ve şey götürüyorum. Gidemezsin bu kavga kıyamette. Elindekilerini az ilerideki değirmene bırak ve hemen evine dön. Babamı görmeden dönmem ben. Kimdir baban? Mülazım Mehmet Sait Efendi. Şahin Bey de derler. Başkası olsaydı şaşardım. Seni kampa bırakalım, binebilir misin? Cirit bile atarım. Babam gibi Şahin'im desene. Gel. Hadi. Ne? Geldik. Hadi.
Hadi. Az kaldı kardeşler. Hadi gayret edin. Az kaldı kardeşler. Hadi gayret edin. Hadi gayret. Az kaldı. Hadi gayret. Hadi. Gayret edin. Dayan. Senin ne işin var burada? Savaşmaya geldim. Annenin haberi var mı? Şu Mehmet'e bir yarası var. Ne var bunun içinde? Yağlı köfte, gazlama. Anam kendi elleriyle yaptı. Biraz da pekmez ve peynir koydu. Sağ olsun. Köse onbaşı. Bu çıkındakiler arkadaşlara dağıt hemen. Dün geceden beri tek lokma bile girmedi midene. Baş üstüne ağam. Fakat siz de bir şey yemediniz. Ahmet. Arkadaşlar. Toplanın. Doktor yemek Mecit geldi. Yaranı sarar sarmaz seni cepheye bekliyorum, tamam mı? Emrin başım üstüne Şahin Bey'im. Gel hadi. Sağ olasın. Gel bakalım Mehmet Ayrı. Bu araba ve içindekiler sana emanet. Zeytinlik Örkün Kurban Baba yolundan Doktor Mecit'e yetiştireceksin. Ben burada senin yanında harp etmeye gelmiştim. Bir başka sefere Mehmet Ayrı. Bir başka sefere. O zaman baba oğul omuz omuza tozunu attırırız karşımıza kim çıkarsa. Attırırız. Hem de nasıl? Anan sana emanet. Ona iyi bak. Yaramazlık edip üzmeyesin sakın. İyi olduğumu söyle. Duasını esirgemesen üzerine. Babam döneceğim dedi de. Derim baba. Hadi. Allah'a emanet. De. De. Emmi, oğlun cephede tek başına aslanlar gibi boğuştu. Sonra kucağımda şehit düştü. Emmi. Vatan sağ olsun Şahin Bey'im. Hoş, vatan sağ olsun diyerek üç evladımı uğurladım. Ama gene de sağ olsun vatan. Dayanacağız Emre. Dayanacağız. Acımız çok. Çoktan da çok. Ama dayanmadan da olmaz. Hoş geldiniz ağam. Patlama duyduk. Telaşlandık. İyi misiniz? İyiyiz. Hamdolsun cephaneyi kurtardık. Bizlere gelince şehadet için yola çıkmışız. Rabbim ne zaman çağırırsa yanına gideriz. Tezo dayı, iyi misin? İyiyim. Tezbiye kim bulun dayıya? Hadi bakalım, herkes camiye yerleşsin.
Bundan böyle yeni karargahımız evimizde bu mübarek cami. Hadi. Hadi geçin. Çabuk olun çabuk. Hemşireler. Hadi saklamayın be. Sarıklı bezi getirin. Çabuk diyorum size. Hadi. Sarıklı bezi. Çabuk çabuk. Öbür hastaya da bak çabuk ol. Gelenleri öbür tarafa alın. Sarıklı bezlerin oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Şahin Bey, hoş geldin. Asıl sen hoş geldin kardeş. Safalar getirdin. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gösterdiğiniz kahramanlığı tarif edemem. Hepinizden Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Yahu çok sıkmadın mı koca yavuk? Çok iyi sardı. Nefes alamıyorum. Şimdi çok iyi olacak, merak etme. Kardeş, hiç değişmemişsin. Kocadık biz Şahin Bey. Düşman bizi kocattı. Hele şuna bak. Sen kocadıysan biz öldük aslanım. Hadi şadırvana çıkalım hele. Konuşacaklarımız çok. Hocam sen de gel. Ne yaptın çoluğu çocuğu? Allah'a ısmarlayıp geldik işte. Hayırlısı. Karnınız açtır. Yemek çıkarsınlar hemen. Allah ne verdiyse. Okuttuğum dersler helal olsun sana Mehmet. Yaman iş gördün. Estağfurullah hocam. Asıl yaman iş sizinki. Koca şehri savunuyorsunuz. Anlat bakalım kardeş. İşler nicedir? Havadis sende beyim. Biz daha da gavur avındaydık. Düzde ne olduğunu sen bilirsin. Bir avuç şehri dişimizle tırnağımızla savunuyoruz. Zalim vuruyor Fransız. Tek mi şehri bombalıyor. Ama içeri girmeye cesareti yok. Çünkü biliyor ki kızıyla, kızanıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla herkes tek yürek. Birini öldürmeden kimse ölmeyecek. Silah, cephane, yiyecek? Cephanemiz kafi değil. Üç nişan alıp bir atıyoruz diyeyim de anla. Yiyecek desen hepten berbat. Ağaç kabuğu soyup yiyoruz diyeyim de anla. Bakalım hayırlısı. Çocuklar söyledi. Bir de tamburalı varmış getirdiklerinin arasında. Var ya. Var ki hem de afat bir şey. Dakikada 150 atıyor ki toz attırmacasına. Molla. Yaman adamsın vesselam. Nasıl ettin sen bunları 20 kişiyle? Utandırma beyim bizi. Nasıl ettiysek ettik işte. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yahu sen ne inatçı adamsın be. Ne demeye gelmedin dün gece? Dayı, vallahi bu gece seni alıp gitmezsem yengen beni de eve almayacakmış, haberin olsun. Hadi ekmek yediysen karargaha gidelim. Hemen beyim. Üstümü giyeyim de. Yanan hamam var mı beyim şehirde? Var var. Pezo dayı. Buyur ağam. Arkadaşları hamama götür. Baş üstüne. İyice paklansınlar. Baş üstüne. Tamam. Mecidiye soran olursa Şahin Bey'in tarafından dersin. Tamam ağam. Söyle o hamamcıya. Zafer'den sonra verecekmiş Şahin Bey'in dersin. Başüstüne ağam söylerim. Ağayı duydunuz. Hadi arkadaşlar. Hadi. Zafer nasipse. Nasiptir inşallah Bey. Kalkın kalkın hadi. 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 Şişt, yürü. Geç. Biz böyle iyiydik. Düşman kurşunumuzdan ölmezse, hiç değilse gavur korkumuzdan ölürdü. He. He. Kadınlar mermilere barut dolduruyorlar. Olabildikleri kadar. Çarık örüyorlar. Hadi hadi gel.
Hatta siper kazıyorlar bazen. Konuşuyorum işte. Erkekler üç devre nöbet. Nöbeti alan tüfeği de alıyor. Silah altından değerli oldu billahi. İşte şuraya da karargah diyoruz. Risto'nun konağı aslında. Epeydir boştu burası. Ne bakıyorsun delikanlı? Saz satılık değil. Değilse değil emmi. Ne bağırdın ki? Bağırırım bağırmam. Satılık değil dedi. Hatta kırsam yeridir laneti. Emmi hele bir dur. Nedir sinir? Ne istersin sazdan? Bütün oğullarım çalardı bu meleti. En büyüğü Balkan'da kaldı. Biri Çanakkale'den dönmedi. Biri Şahin Bey'in izledikleri. Onun da cesedi tam iki gün sonra geldi. Çalan gitti oğul. Bunu çalan gitti. Gel götüreyim. Sazın ne suçu var emmi? Doğru dersin evlat. Sazın suçu yok. Hep suç bizde. Yedik, yedik bitirdik Osmanlı ülkesini. Mısmıl kaldık köşemizde. Sandık ki bu devran hep böyle gelir gider. Az biraz çalayım mı emmi? Sen ne kalın kafalısın be. Çalan gitti diyor, sen hala çalayım diyorsun. Canın sağ olsun. Çal lan bakalım. Hadi hadi. Güzel söylüyor dinine yandığım. Bizim mıslığın sesi bu. Yanıktır. Yetimin sesi yanık olur beyim. Bize emretmişsiniz beyim. Az konuşacaklarımız var. Bu kardeşim Karayılan. Hoş geldiniz ağam. Sizden önce namınız geldi zaten. Karabıyıklı da Fransız. Aman kumandanım estağfurullah. Arkadaşlar. Devriyeler haber getirdi yenice. Düşman Alaçat mevkiinde yığınak yaparmış. Tedbir almak lazım. Siperleri berkitelim. Adamı da fazlalaştırmak lazım. Şu yeni gelen tamburalıyı da evlerden birine yerleştirsek. Fena fikir değil. Sen ne dersin molla? Alaçat'ın girişi çıkışı belli midir beyim? Belli sayılır. Gerçi cenuba doğru düzlüktür ama ne de olsa geçit. Hele aklından geçeni söyle.
Aklımdan geçeni şu. Bir gece sızalım içerileri. Cephaneliği havaya uçurup sonra... Dünyanın nöbetçisini dikerler. Nöbetçileri birer ikişer indirdik. Sessizce. Zoru gelirse de vuruşuruz. Sonunda en nihayet ölüm var. Orası öyle ama bir el ateş edilse ölüm muhakkak. Biz de ateş etmeden görürüz işimizi kumandan. Aklım karıştı. Hele şu işi baştan anlat. Şimdi bizim getirdiğimiz silahlarla... Çetin bir harp olacak Zeynep Hanım. Fransız 3 alay piyade, 200 süvari, top, tank ve teyyareleriyle dayandı dayanacak Antep hudutlarına. Maazallah durduramazsak namusumuz, izzetimiz, iffetimiz, istikbalimiz payimar olur. Sen her şeyin en doğrusunu bilir, en iyisini yaparsın efendi. Dikkatli ol demekten ve dua etmekten gayrı yapacak bir şey bırakmıyorsun bana. Aslanlar gibi bir muhafız bırakıyorum sana. Aslanlar gibi bir muhafız. Sen yokken fırsatını bulsaydı cepheye senin yanına gelecekti. Zor zapt ettim. Gözünü üzerinden ayırma. Cepheye gitmeyi aklından bile geçirmesin kerata. Sözümü dinleyip dizimin dibinde oturur mu hiç? Babasının oğlu. Hayri, oğlum. Buyur baba. Ananı evvel Allah'a, sonra sana emanet ediyorum Mehmet Hayri. Onu üzersen beni de üzmüş olursun. Üzmem baba. Asla ve kat'a. Hakkını helal et Zeynep Sultan. Dualarını esirgeme benden. Ne hakkın var ki helallik diliyorsun? Dualarım her zaman senin içindir. Allah yar ve yardımcın olur inşallah. Yolun açık olsun. Hadi güle güle git. Allah kabul etsin köse. Allah razı olsun kumandanım. Adın neydi senin köse? Halim'dir asıl adım ama köy yerinde köse derler bana. Otursana biraz. Ben Barak'ta adı Halim olan bir Allah'ın kuluna rastlamadım bugüne kadar. Demek adın Halim ha? Peki Halim. Sana bir şey soracağım. Sizin köyde ayak parmaklarını kınalamak, saçlarını uzatmak adetten mi? Evin, barkın, bekleyenin. Beklediğin yok mu köyünde? Ne bekleyenim ne de beklediğim var ha. Erim düğün gecemizin sabahında Yemen'e gitti. Tam 5 sene oldu. Ne kendi geldi ne de haberini getiren oldu.
Babamın nerede nasıl öldüğünü anam dahi bilmezdi. Gitti lakin gelmedi der durur garibim. Peki neden kızım? Neden buraya bu kavga kıyamete, bu cehenneme geldin? Neden? Bir gün bir şahan kondu köyümüzün meydanına. Dedi ki vatan tehlikededir. Din tehlikededir. Millet tehlikededir. Aslanın erkeği dişisi olmaz dedi. Eli silah tutan herkes al sancağın altında toplanmalıdır dedi. Bu toprakları gavurun çizmesiyle kirletmemelidir dedi. Dediklerini dedikten sonra havalandı gitti şahan. Aklımda dedikleri kaldı. Aslanın erkeği dişisi olmazmış meğer. Hadi Halime, kuşan silahını düş yollara dedim ve geldim. Allah. Allah ekber. Semi Allah ekber. Allah ekber. Allah. Allah, Allah. Köseyi cephe gerisinde bir köye, Zeytinli veya Kızılhisar'a bırakırsınız. Günle beraber köyüne döner. Dokurcum'da dayılarım var. Yakında, hemen şurası. Vakit erken kendim giderim ben. Olmaz. Yahya bırakacak seni. Köse, bir gün şu Fransız gavurunu memleketine kovduktan sonra köyünüze gelsem soğuk bir ayran ikram eder misin? Ederim elbet. Yeter ki sen gel ağam. Yeter ki sen gel. Yolun açık olsun. Bahtın açık olsun. Babam geri gelecek ana. Gelecek. Yemen'den, Sina'dan, Mısır'dan nasıl dönüp geldiyse Kilis yolundan da dönüp gelecek ana. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Mutlaka gelecek. Mutlaka. Beni işsiz, seni babasız bırakmayacak. Ben arkadaşlarıma namus sözü verdim. Düşman cesedimi çiğnemeden bu elmalı köprüsünden geçemez. Antep'e giremez dedim. Fransız Elmalı Köprüsü'nü geçerse Antep düşer arkadaşlar. Bu evladu iyalimizin namusunun, izzetinin, iffetinin paymal olması demektir ki buna asla müsaade edemeyiz. Asla ve kata! Asla ve kata! Gün bugündür. Şehitlik mukadderse ne mutlu bize. Ölmez sağ dönersek şehrimize ne mutlu bize. Sizlere hakkım geçtiyse ananızın ak sütü gibi helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi birbirinizle helalleşin. Birbiriniz için dua edin. Hakkını helal et. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Hem de iç sürüsü gibi. Allah yardımcımız olsun. Geliyorlar! 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 Geliyorlar!
Gavur harekete geçti beyim. Kaç kişiler? Çok. Ön saf külliyen piyade. Süvariler bir menzili arkadan geliyor. Savaş nizamı alın. Hiç kimse yerini terk etmeyecek. Hiç kimse boşa mermi atmayacak. Gazamız mübarek olsun. Mübarek olsun. Ateş menziline girmek üzeredir. Bekleyeceğiz. Hayda. Bu da kim şimdi? Ne oldu, hayırdır beyim? Yaşlı bir kadın merkebiyle Fransız'a doğru gidiyor. La havle. Eh be teyze, başka yol mu yoktu? Köse onbaşı bu. Toplanın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.